pratik, aşırı lezzetli bir tarifim var. Lupbolu irmik tatlısı yapacağım. Lupbolu irmik tatlısı 5 dakikada yapabileceğiniz harika bir lezzet. Ben özellikle lupbolu kakaolu kekler kullanacağım. Üzerine de bol çikolatalı bir irmik tatlısı yapacağım. 5 dakikada hazır. 1 saat dolapta dinlendireceğiz. Misafir alo dedi. O gelene kadar lupbolu irmik tatlınız servise hazır olacak. Yanında da bir de çay. Oh mis. Hadi hemen malzemelere göz atıp tarifimize başlayalım. Evet canlar, malzemelerimiz 2,5 paket kakaolu lupbo sandviç kekimiz var. İrmikli kısmı için ise 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik ve 1 litre sütüm var. Tabii ki 2 pakette çikolata mevcut. Hadi hemen yapmaya başlayalım. Evet canlar, çok kolay bir tarifimiz var. Ne yapacağız? Hemen 1 su bardağı şekerimi bir tencereme boşaltıyorum. 1 su bardağı irmiğimi boşaltıyorum. Ve 1 litre sütümü üzerine ekliyorum. Daha sonra karıştırarak ocağıma götürüyorum ve güzel bir kıvam alana kadar ocağımızda irmiğimizi pişiriyoruz. Evet canlar, irmiğimi koydum, arkada pişiyor. Yavaş yavaş, arada bir karıştırmayı sakın unutmayın. Biz de bu arada bunun güzelce dibini yapacağız. Ne yapacağım? Bir kek kalıbım var, 26 santim kadar. İçine bir streç film koyduk ki yapışma olmasın diye. Ve tabii ki lupbo kakaolu sandviç keklerim var. Ben kek olduğu için özellikle lupboyu tercih ediyorum. Ve kakaolusuna gerçekten Necati'yle beraber bayılıyoruz. Tam böyle çikolatalı krizleriniz geldiğinde bir tane hemen ağzıma atıyorum. Bütün nefsimi köreltiyor diyeceğim ama bir tane asla yetmiyor. Şöyle paketi yiyorum valla tek başıma. Tek tek lupbolarımı güzelce yerleştiriyorum. Biliyorsunuz diyet değil ama dayanamıyorum, ne yapacağım? Bu kiloları boşuna yapmadım yani. Valla o kadar yumuşak ki. Bana bir kat yetmez. Ben ikinci katı da yapıyorum ki böyle altta kalın bir kek katmanı olsun. Üzerine de irmiğimizi koyacağız. İkinci katı da lupbo kakaolu kek sandviçlerimle dolduruyorum. Böyle ikinci katımı da keklerimle güzelcene doldurdum. Şimdi bunlar burada beni beklesin. Ben de arkada irmiğim pişmesine çok az kaldı. Dibi tutmasın diye birazcık daha karıştıracağım ve son hamle olarak çikolata ekleyeceğim. Sizi bugün çikolatayı doyuracağım. İrmiğin dibinin tutmaması için güzelce karıştırıyoruz. Evet canlar, bakın irmiğim harika bir şekilde kıvamını aldı. Şimdi içine 2 paket kare çikolata ekliyorum. Ve rengi dönene kadar karıştırıyoruz. Evet canlar, irmiğim harika bir şekilde pişti. Birazcık böyle soğuttuk. Direkt çünkü çikolatalı olduğu için üzerleri erimesinler. Birazcık şöyle karıştıra karıştıra soğuttuktan sonra şimdi lupbo kakaolu keklerimin üzerine döküyorum. Ay, sandviçlerim muhteşem oldu ya. Daha sonra bir spatula yardımıyla şöyle lupbolarımın üzerine irmiğimi güzelce yayıyorum. Ben bakar mısınız? Resmen bir pasta oldu. Doğum günü pastası yapın bunu ya. Sadece tatlı olarak düşünmeyin. Doğum günü pastası bile olur. Çocuğunuzun üzerine 2 tane mum ekleyin. Tamam. Sevinsin çocuklar. Güzelce sıvadıktan sonra ben bunu çilek, antep fıstığı ve lupbo keklerimle süsleyeceğim. Çilekleri hemen koymanız önemli. Neden diyeceksiniz? Eğer çilekleri hemen koymazsanız daha sonra sabitlenmeyecektir. Şöyle sabitlensin diye hemen çileklerimi koyuyorum. Üzerine biraz antep fıstığından zemin yapacağım. Oy oy oy, renklere bakın. Çileklerimi de koyduktan sonra şöyle pastamı kenara alacağım. Ve üzerini süslemek için kakaolu lupbo sandviç keklerimden faydalanacağım. Şöyle keserseniz eğer çok güzel görünüyor ya. Ben bu keklerle bir de harika kuplar yapıyorum. Size bir sonraki tarifte onu da göstereceğim. Bayılacaksınız, yemeleri doyamayacaksınız iddia ediyorum. Şöyle. Kakaolu lupbo sandviç keklerimle süsleyeceğim.
gösterişli olsun. Tepsiye bir tane bana. Pardon bana. Azıcık daha şöyle Antep fıstığı ekliyoruz ve lupbolu irmik tatlımızı dolabımıza dinlenmek üzere 1-1,5 saat kadar yolluyoruz. Evet canlar, pastam artık servise hazır. Bizimki 1 saate yakın bekledi. Şöyle göstermek istiyorum. Wow. Katmanlara bakar mısınız? Güzel bir servis tabağımı alıyorum. Evet canlar, lupbolu irmik tatlım servisi hazır. Bizimki 1 saat kadar bekledi. Şimdi sizler için hemen koca bir dilim kesiyorum ve yiyeceğim. Eminim sizin de canınız isteyecek. Hemen size deneyip bana sütlü mutfaktan DM olarak atabilirsiniz. Ay, neresinden kessem acaba? Şöyle büyük çene bir dilim. Çünkü hayatta yetmez yani. Bir tane küçük yetmez yani. Hem gayet hafif oldu. Bakar mısınız? Of, muhteşem olmadı mı ya? Lupbo'yu özellikle tercih ettim. Bakar mısınız? 6 kek yumuş yumuş, üzeri hafif irmik tatlısı yaptık. Gördüğünüz üzere süt de çok hafif bir tatlı oldu. İçinde marshmallow zaten ayrı bir lezzet katıyor ve ayrı ayrı sanki böyle katman yapmışım gibi. 6 kek, marshmallow böyle ayrı ayrı koymuşum gibi. Ay çok güzel oldu ya şimdi size... Evet canlar, benim tatlım 1 saate yakın dolapta bekledi. Gördüğünüz üzere muhteşem görünüyor. Harika kokuyor. Yemek için fazlasıyla sabırsızlanıyorum. Siz de deneyip sütlü mutfaktan DM olarak bana atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı